Dışarıda kıştan kalma bir bahar havası var. Rüzgar tahta çerçeveli cama vuruyor, belki de biraz yağmur. Henüz en büyük sorumluluğum sadece okul ödevleri. Televizyondan gördüğüm kadarıyla da ülke gündemi karışık ama o an hem umurumda değil hem de çok daha önemli işlerim var. Büyüyünce öğrendik de ne oldu zaten. Günlerdir, belki haftalardır o kırtasiyenin veya mağazanın vitrininde gördüğüm oyuna kavuştum. Leş gibi karton kokuyor ama o zamanlar bunun kokusu çok güzel geliyordu. Gerçi hala bir şeyler aldığımda kokusu çok güzel geliyor ama arzunun kokusu o zaman kartondu. Kutuyu açtım. Karşımda ortalama bir kağıda basılmış kural kitapçığı, içerisinde sert bir kartondan harita, farklı renklerde 16 piyon, her dörtlü rengin kendine ait bölümü ve gitmesi gereken bir yol. İki tane de zar var tabii, neyle adım atacağız yoksa. Neyse, bahsettiğim oyun Kızma Birader. Dünyanın en basit oyunlarından bir tanesi ama neredeyse 2-3 haftadır rüyalarımı susuyordu. Aileme desem alırdık bu arada ama ona bakıp alamamanın vermiş olduğu hazla da para biriktirmek de ayrı bir tatlıydı. Sonra dedemle almaya gittik. Parti oyunu kavramı o zamanlar çok aşina olduğum bir kavram değil tabii ve daha çok tek başıma oynadım. Bu oyunu asla tek başına da oynanmaz bu arada. Sonra kuzenlerimle, ablamla, arkadaşlarımla, okul kapanana kadar, hevesimi alana kadar oynadım. 90'ların sonu 2000'li yılların başlangıcında yanlış hatırlamıyorsam her pazar Star TV'de Parlament Sinema Kulübü olurdu. Birbirinden iyi filmler her hafta sinema kulübüyle yayınlanır, biz de izlerdik. Terminator, Matrix, Polis Akademisi, Batman ve daha niceleri. Ama o pazar gecesi var ki hiçbir zaman unutamadım. O günün filmi Jumanji'ydi. Hepinize merhabalar, ben Tolga ve hoş geldiniz. Çocukluğumun kahramanlarının yeni bölümünün konuğunun Jumanji olduğunu artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. İlk bölümde hayatımı etkileyen bir yazardan bahsetmiştim. Bu sefer bir filmden bahsetmek istedim. Jumanji benim hayatımda belli kapıları açan ve belli meraklarımı ortaya çıkartan işlerden bir tanesi oldu. Ve ilk başta izlediğimde çok korkmuştum Jumanji'den. Hikayemiz 1869 yılında geçiyor. İki tane çocuk dışarıda bir şeylerin peşindeler. Ellerinde bir tane kutu var ve bu kutuyu yağmurlu bir havada gömmeye çalışıyorlar. Buldukları ilk yere bir kuyu kazıyorlar. Kutuyu oraya bırakıyorlar. Hatta bırakırken küçük olan içine düşüyor ve diyor ki beni çekiyor. O an anlıyoruz ki kutunun içerisinde gerçekten korkunç bir şey var. Sonra oradan çıkıyorlar ve kutuyu gömüp hayatlarına devam ediyorlar. Yani en azından devam ettiklerini düşünüyorum. Ciddi olarak bu başlangıç beni ürkütmüş ve gerçekten içine doğru çekmişti. Özellikle 6-7 yaşlarında bir çocuk olarak bu beni gerçekten çok korkutmuştu. Sonra lisenin başlarına Jumanji'yi bir daha izledim ve o zaman neden korktuğumu anlamadım. Jumanji bence çağın ötesinde bir filmdi. Hatta sonra Zatura'ydı galiba. Jumanji'nin çakması bir iş yapıldı. Onu da sevdim bu arada ama yani çakma olduğu çok belliydi. Sonra Drak'ın oynadığı iki tane Jumanji filmi var. Fakat o filmler izlemedim bile, öyle söyleyeyim. Aklımdaki Jumanji'nin silinmesini, Robin Williams'ın bıraktığı Jumanji'nin silinmesini istemedim. 6-7 yaşlarında Jumanji ilk izlediğimde kutu oyunlarına ilgi duymaya başlamıştım. İşte milyoner vardı, gol vardı, amiral battı vardı, onları oynuyordum. Sonra jengalar, tabular vesaire gelmeye başladı. Böyle basic, herkesin ulaşabileceği kutu oyunlarından sonra da şu anki gördüğünüz koleksiyona ulaşmaya çalıştım. Yani bu 20 yıllık bir süreç ve tabii ki bu 20 yıllık süreçte yeni yeni şeyler oldu. Bazılarını kaybettim, bazılarını bulamadım, bazılarını sadece arkadaşlarımla oynadım vesaire derken şu an 30 tane falan oyunum var. Ayrıca kanalda Delisine isimli bir konseptimiz var. Bu konseptin ilk bölümünde İhsan Yeniçeri ile İhsan Hoca ile kutu oyunları ile ilgili bir sohbet etmiştik. O sohbeti de gidip izleyebilirsiniz. Delisine konseptinin de devamı gelecek bu arada. Bu arada Jumanji'yi ikinci kez de lisede izledim. Yani lisede izledim dediğim aslında lisenin başında izledim, üniversitede izledim, üniversite bitti izledim, lise bitti izledim, iş ararken izledim, çalışırken izledim, yayıncı olduğumu izledim, Begüm'e izlettim, arkadaşlarıma izlettim. Yani ben Jumanji'yi aralıklarla birkaç kez daha izledim. Muhtemelen 10-15'i geçmiştir. Yani bazı sahnelerini artık ezbere biliyorum. Lisede ne hissettiğini tam olarak anlatmadan önce bir de hikayemize devam edelim. Kutunun gömülüşünden birkaç yıl sonra Alan Parrish isimli bir çocuk arkadaşlarının zorbalığından kurtulmak için babasının başında olduğu fabrikaya sığınır. Alan Parrish fabrikaya girdikten sonra orada babasının çalışanlarından biri babası için yaptığı bir ayakkabıyı Alan Parrish'e gösterir. Alan ayakkabıya baktıktan sonra onu bir yere koyar ve babası arkasından gelir. Eline birkaç nasihat verir ve Alan Parrish oradan uzaklaşırken hatalarıyla veya korktuklarıyla yüzleşmesi gerektiğini öğrenir ve arkadaşlarının yanına iner. Alan arkadaşlarının yanına gittikten sonra tabii ki bu yüzleşme bir temiz dayakla sonuçlanır. Alan dayağı yer, hemen fabrikanın yanındaki inşaatı fark eder. İnşaatta tam bakıp geri döndüğü sırada güm güm bir ses duymaya başlar. İnşaata çocuğun girmesini falan bir kenara bırakırsak Alan kutuyu bulur. Kutunun daha doğrusu gömülü olduğu yeri bulur. Orayı hemen kazar ve kutuyu gömülü olduğu yerden çıkartır ve eve götürür. Ardından akşam babası eve gelir, Alan'la bazı sohbetler yapar. Alan'ı yatılı başka bir okula göndermek, kendi okuduğu okula göndermek, hatta ailesinin okuduğu okula göndermek ister. Çünkü Alan Parrish ailesi oldukça zengin bir ailedir. Tabii Alan bunu istemez, babasına isyan eder, kızar. Babası ve annesi yemeğe gittikten sonra Alan bavulunu toplar ve evden çıkmaya hazırlanırken
bir şey unuttuğunu fark edip oyunu almaya geri gider. Oyunu aldıktan sonra tam kapıdan çıkarken uğruna dayak yediği kız gelir. Der ki ne yapıyorsun? Bir daha sana bulaşmamaları için ben konuştum. Ardından kız da kutu oyunundan gelen bir sesi duyar ve Alan duydun mu diye bundan bahseder. Sonra oturma odasına geçerler, kutu oyununu açarlar ve yanlışlıkla oynamaya başlarlar. İşte maceramız da tam olarak burada başlar. Jumanji aslında bir çocuk kitabından uyarlama. 1981 yılında Amerika'da Jumanji isimli bir çocuk kitabı çıkıyor. Ardından 1995 yılında bu çocuk kitabının filmi yapılıyor. 1996 yılında ise belki bazılarınızın hatırlayabileceği Jumanji The Animated Series 3 sezonluk bir dizisi yapılıyor. Şu an Prime Video'da var fakat Türkiye'den izlemek imkansız. Onun dışında başka yerlerden belki bulup izleyebilirsiniz. Çizgi filmi çok ortalama bir çizgi filmdi bu arada. Yani film kadar eğlenceli değildi veya film kadar bende bir iz bırakmadı ama bunun da bilgisini vermek istedim. Filme geri dönecek olursak da filmin başrollerinde çok sevdiğim Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt, Bradley Pierce ve Jonathan Hyde oynuyor. Hatta Kirsten Dunst'ı o kadar çok seviyorum ki Small Soldiers filminde de oynamıştı. Jumanji'de de oynuyordu ve ben gerçekten küçükken kendisine aşıktım. Sonra işte Gençlik Ateşi diye bir gençlik dizisi var, filmi vardı. Sihirli Parmaklar. Orada da oynuyordu. Oradan da çok seviyordum Kirsten Dunst'ı. Sonra üstüne bir de Spider-Man'le Mary Jane oldu ki Mary Jane'e zaten hastaydım. Bir de Kirsten Dunst'da olunca ben ergenliğime kadar hatta ergenliğimle dahil olmak üzere uzun bir süre kendisine aşıktım. Peki bu filmde benim için göz alıcı olan şey neydi? Film harika bir film mi? Hayır. Bir sanat eseri mi? Hayır. Ama benim için dünyanın en özel filmlerinden bir tanesi. Benim için önemli olmasının temeli bir kutu oyununun etrafında gelişebilecek bir macera olduğunu görebilmem. Yani ben şu an bir kutu oyunuyla ilgili çalışma yapıyorsam, bu koleksiyonu biriktiriyorsam, kutu oyunlarını oynuyorsam, oradaki kağıtlara bakmayı seviyorsam bunun temelini Jumanji oluşturuyor. Jumanji ile ilgili hatırladığım en net anılardan bir tanesi de filmi ilk izledikten sonra yaptıklarımdı. Film bitti. Ben odama koştum ve odama koşarak kağıt kalem çıkartıp Jumanji'den ne anladığımı yazdım. Film nasıl ilerliyordu, neler yapıyorlardı, kutu oyunda neler vardı, nasıl ilerliyordu. Yazdığım ilk kural kitapçığı ve yazdığım ilk hikaye Jumanji'den sonraydı. Bu arada artık filmin hikayesi ve temeliyle ilgili spoiler olacak bundan sonra haberiniz olsun. Yani küçük yaşlarda izlediğimde bunun sadece bir kutu oyunu maceraları olduğunu düşünmüştüm ve gerçekten korkarak izlemiştim bazı şeyleri. Çünkü Alan'ı sürekli kovalayan birileri vardı, çocukları biri kovalıyordu, maymunlar çıkıyor, aslanlar çıkıyor, yaratıklar geliyor vesaire. Yani küçük bir çocuk için korkunç sayılabilecek şeyler vardı. Peki lisede izlediğimde, daha doğrusu aklım başımdayken izlediğimde ne oldu? Videonun başında filmin hikayesini anlatırken anlatmıştım. Alan işte dayak yiyor, sonra eve geliyor, yatılı okul muhabbeti vesaire oluyor. Buradan şunu anlıyoruz, Alan yalnız kalıyor. Daha doğrusu yalnız kaldığını hissediyor veya yalnız kaldığını düşünüyor. Çünkü onun yatılı okula gönderilmesi demek, ailesinin onu istemiyor anlamına geldiğini hissetmesi demek. Ardından eve işte Alan'ın sevdiği kız geliyor. Beraber oyun oynuyorlar, Alan tam gidecekken. Ve sonra olaylar gelişmeye başlıyor. Peki bu oyun aslında ne? Yani Jumanji. Gerçekte neyi temsil ediyor? Jumanji aslında sorumluluklarından, ailesinden ve yalnızlığından kaçan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Alan Parrish 26 yıl sonra ilk defa ortaya çıktığında onun daha cesur olduğunu görüyoruz. Ama bu cesaret bir şeyleri kovalamak, bir şeylerden kaçmak ve bir şeyler etrafına saklanmak üzerine. Yani bir hayatta kalmaya çalışan olarak geliyor dünyaya Alan Parrish tekrar geldiğinde. Yine karar vermesi gereken zamanlarda çekimser olan ve yine karar vermesi gereken zamanlarda aslında oldukça zorlanan bir Alan Parrish var. Sonra zaten Van Pelt geliyor. Ve Van Pelt Alan Parrish'in bir av olduğunu ve onu avlaması gerektiğini söylüyor ve sürekli onu kovalamaya başlıyor. Peki Van Pelt kim? Alan'ın babası. Daha doğrusu babasının ismi geliyor. Yani Alan'ın geçmişten kalan bir bağlanma sorunu var ve Jumanji'nin hikayesi tamamen bu geçmişten kalan bağlanma sorununu anlatıyor. Alan yatılı okuldan kaçmıyor. Babası gibi olmaktan kaçıyor. Alan zorbalıktan kaçmıyor. Alan babası gibi karar vermesi gerekirse diye kaçıyor. Çünkü babası onun için hep zor kararları veren biri. Alan bu yüzden kararsız olmayı tercih ediyor. Ve Alan karar vermeye, öğrenmeye, açık olmaya, savaşmaya açık olmaya başladığında ne olduğunu görüyoruz. Oyunu bitiriyor. Oyunu bitirdikten sonra tekrar kutunun içine geri geliyor ve 26 yıl önceye Alan'ın zamanına geri dönüyoruz. Sonra babası geliyor, hemen babasına sarılıyor ve her şeyi kabul ediyor. Alan kendiyle, ailesiyle ve kaçtığı duygularla yüzleşiyor. Aklım başıma gelip bu filmi izlediğimde, yani ilk lise zamanlarımda gerçekten çok şaşırmıştım. Çünkü verdiği mesajları tekrar tekrar fark etmek biraz garip gelmişti. Çocukken bunların farkında değiliz ama bilinçaltımıza işleniyordur. Belki bir gün Begüm'le beraber izlediklerimizin, okuduklarımızın bize psikolojik olarak etkilerini konuşuruz. Güzel fikirmiş lan. Alan'ın yaşadığı sorunların hepsini yaşamadım.
benzerlerini yaşadım, bazılarını yaşadım, bazılarını hiç yaşamadım. Ama genel olarak Alan gibi biri değilim. O yüzden filmi izlediğimde kendimi Alan'ın yerine koymam hiçbir zaman mümkün olmadı. Ben kendimi o filmin hikaye anlatıcısı olarak buldum hep. Hep bir şeyler anlatmak istedim, hep bir hikaye anlatmak istedim, birilerinin macerası olsun istedim, kendi maceram olsun istedim ve bu maceraların geçmişinin, geleceğinin, temelinin sağlam olmasını istedim. Bu yüzden de RPG oyunlarına yöneldim. Tabii bir yandan da bilgisayar dünyasında Baldur's Gate ile tanıştım. Baldur's Gate oynuyorum deli gibi, bana Fallout oynatıyorlar. Bir yandan işte Vampire Masquerade oynadım. Döndüm Skyrim'ler, Morrowind'ler, Oblivion'lar vesaire hepsini oynadıktan sonra dedim ki rol yapma işi bana çok uygun. Hani bazı videolarda soruyorlar ya oyunculara, ünlülere, influencerlara en beğendiğiniz filmler falan diye. Benim orada hiç düşünmeden vereceğim tek cevap Jumanji. Diğerleri değişkenlik gösterebilir, yenilenebilir, yerleri değişebilir ama Jumanji'nin hiçbir zaman yeri değişmeyecek. Çocukluğumun kahramanlarının bu bölümde sizlere Jumanji'yi anlattım. Jumanji bana kutu oyunlarını kazandırdı, cesaret sorumluluğu kazandırdı, bir totem kazandırdı, D&D dünyasına girmemi sağladı. Jumanji bugün ben olan Tolga'nın parçalarını oluşturan puzzle'ın en önemli parçalarını biriydi benim için. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Sizler de eğer Jumanji'yi izlediyseniz aşağıya yorum olarak Jumanji ile ilgili fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Esen kalın. Hoşça kalın.